Geçen sene Ekim ayı işte Türkiye, Rasulayn ve Tel Abyad'da 3. sınır ötesi operasyonuna başladı. Barış Pınarı harekatına başladı. Biz de yine bölgedeydik zaten. Ya uzun süredir bölge karışıktı. İşte Türk-Rus devriyeleri, Türk-Amerikan devriyeleri, hava devriyeleri işler vardı ve aynı şekilde yani İdlib'de de sürekli devam eden bir iş vardı. Ben de bu süre içerisinde neredeyse 3 aya yakın bölgede kaldım. İşi takip ettim. İşte Barış Pınarı operasyonu başladıktan sonra, işte hareket başladıktan sonra şöyle bir durum var bu sefer. Yani karşıda önceden gidip operasyonu takip edebileceğiniz bir bölge yok. Alan tamamen YPG'nin kontrolünde. O yüzden ilk önce Türk tarafındaki birliklerin gidip güvenlikli alanlar yaratması gerekiyor ki bir şekilde yani gazeteci olarak bizim içeri girmemiz için bir fırsat olsun. Yani çünkü şey yani zor bir yerde ve karşı tarafı da hiç bilmiyoruz bu sefer. Diğer operasyonlardan katılan arkadaşlar falan gelmişlerdi görevlere. Şeye girebilmek için. Rasulhan'a girebilmek için. Operasyonun ikinci, üçüncü günü konuştum. İşte içeri girmek istediğimi söyledim. Ama bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri falan da çok büyük önlemler falan almıştı. İşte içeri giremiyoruz. Birçok yol denedik, olmadı. İşte son bir ÖSO'cu kıyafeti giydim o sıra. Yani uzun süredir sahada çalıştığım için sakallarım falan uzundu. ÖSO'cu kıyafeti giydim. Ekipmanlarımı zaten sahada çalıştığım için küçültmüştüm yani. Artık DSLR'e değil, zaten aynasız fotoğraf makineleriyle çalışıyorum. Bunu da aslında sahada bana bir kolaylık sağladığı için bunlarla şey yapıyordum. Onları da cebime falan koydum, objektifleri. Ana karargaha geldik. Ana karargahtayız. İlk önce bu karargahta biraz bekleyeceğiz. Sonra içeri gireceğiz işte. İşte ana karargahtayız ama ana karargahta daha önce haberini yaptım. İşte komutanlar, Türk komutanlar, askerler, sağlıkçılar. Herkes orada ve sonuçta aslında üstündeki kıyafetlerim olmaz. Herkes tanıyacak beni. İnanılmaz gergin bir ortam benim için. 2 saate yakın o ana karargahta içeri girmek için bekledim. İşte zamanı geldiğinde zırhlı araca bindik. ÖSO'cularla, diğer ÖSO'cularla birlikte. Operasyonların devam ettiği sahaya girdik. Rasulayn'da şöyle bir durum vardı. Meskun mahal var. Ev ev çatışmalar var. İnanılmaz bir ortam. Yani bir evin içerisinden girdik. Evin duvarları, bahçe duvarları kırık. O evden diğer eve. Böyle 100-150 ev geçtikten sonra operasyonun devam ettiği, yani sıcak çatışmaların devam ettiği alana geldik. Biz bir evdeyiz. Yan evde YPG'liler var. YPG'lilerin sesini duyuyoruz. Ve şöyle bir ortam var. Yani onlar keleşte bu tarafa sıkıyor. Bunlar keleşte diğer tarafa sıkıyor. Bomba atarlar var. Bomba atarlar kullanılıyor. Ve yani kafamızı kaldıramayacağımız bir ortam. Ben o gün bütün gün boyunca fotoğrafları çektim. Ve inanılmazdı yani, birçok yaralı vardı aslında. Yani çatışma o kadar sıcak olduğu için aslında ölen birkaç çocuğu falan da vardı yani yanımızda falan. Çatışma o kadar sıcak olduğu için tabii şey de yani çalışması da zordu. Çünkü şey yani kafamı kaldırabileceğim bir alan yok. Neredeyse her alan keskin nişancıların hedefinde. Ya tabii ki bu tarafta da keskin nişancılar var. İnanılmaz bir işti yani. 8-9 saat çalıştım. Akşam geldik güvenlikli bir alana. Ne yapalım dediler. Dedim ki ben işte çıkmak istiyorum. Çünkü operasyonun birçok safhası var. Rasulayn, Tel Abyad ve sonra küçük bir cephede olsa Münbiş tarafından bir cephe açılmıştı. Diğer yerleri de gezmem gerekiyor diye. Oradan çıktıktan sonra tekrar aynı taktikle yani ÖSO'cu kılığında girdim. Tel Abyad'a girdim. Tel Abyad'da da benzer bir iş çektim. Tel Abyad'da da çıktım. Sonra Fırat'ın
batısında Münbiç'te kritik bir bölge var. Münbiç'te yine YPG'lerin kontrolünde birçok Amerikan üssünün olduğu ve Rusların da konuştu bulunduğu bir yer. Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç tarafında bir cephe açmıştı. Acilen arkasından şeye geçtim. Münbiç'e geçtim. Cerablus'tan içeri girdim. Yani bu sefer iznim vardı, kapıdan geçiş iznim. İzni gösterdim. Dedim ki işte geçeceğiz. Yarım gün bir haber çalışması yapıp akşam çıkacağım diye. İçeri girdik. İçeri girdikten sonra bir devamlı çalıştığımız bir arkadaşımız var orada. Bize mimandarlık yapan bir arkadaş. Bizi operasyonun olduğu şeye götürdü. Köye götürdü. Yani şöyle bir operasyon sahnesi var burada ama. Bir köyün içerisindeyiz. Köyde hayat normal devam ediyor. Suriyeliler nargileleri var. Nargile içiyorlar. Ama köyün her tarafında Türk askerleri yerlerde mevzi almış durumda. İnanılmaz uzun bir şekilde sıralanmışlar. Yerde siper almışlar. İnanılmaz bir ateş var. Arkadan obüsler ateşliyor. Karşımızdaki alanda göz gözü görmüyor. Yani çok büyük bir çatışma var. Ben de köyde aracı güvenli bir yere park ettikten sonra çıktık. Köyde bir 3-5 fotoğraf çektim. Çeker çekmez zaten bir komutan yakaladı beni. Türk ordusuna. Dedi ki işte ya yasak çekme falan diye. Ben de durumu anlattım aldım komutanım yani dedim. İşte yani bunca yıldır aslında bu işleri yapıyorum. Bu işleri takip ediyorum. Böyle bir sahne çok az denk geldim. Yani köyün içerisinde hayat devam ediyor ve asker yerlerde çatışıyor falan. Yani müsaade istedim aslında. Dedim ki çekmek istiyorum yani. Ben her zaman tanık olabileceğim bir an değil. Komutanla biraz işte tartışma şeklinde işler falan oldu. Yani komutan sonra arkasını dönüp gitti aslında. Bu bir bakıma hani çek ne yaparsan yap gibisinden bir şeydi. 3-5 dakika falan fotoğraf çektim. Bu arada biz içeri girerken başka kurumdan bir arkadaşlar vardı. O arkadaşlara televizyoncu olduğu için orada çekim yapamamışlardı. Onlar öndeki cepheye gittiler. Ve ben şey söyledim, ben köydeki işim bittikten sonra cepheye geleceğim. Bu arada biz kapıdan girdikten sonra zaten içeri girişler yasaklanmıştı. İçerideki bütün gazeteciler de tutulup dışarı atılıyordu. Bunlar da ön cephede bir yarım saat çekim yapmışlar, yapmamışlar. Zaten yakalanmışlar oradaki güvenlik kuvvetlerine. Arkadaşlar almışlar bunları. Geldiler dediler ki biz yakalandık. Yani çaktırmıyoruz tabii ki. Bizi kapıya götürüyorlar. Sen bizle gelecek misin oraya dediler. Hayır dedim ben. Şey iş devam ediyor. Ben buradayım. Münbiç'i takip edeceğim. Devam edeceğim. Tamam dedi. Aracı aldılar bunlar. Çelik yelekler, bütün her şey. Araçta bunlar çıktılar. Yani çelik yelekleri alamadım. Çünkü çelik yelekleri alırsam gazeteci olacağım. Ortaya çıkacak. İşte hava kararmaya başladı. Çatışma şiddetlenerek devam ediyor. Ben bir eve gittik, bir Türkmen evine. Oturduk işte, çayma yapıldı. İşte nargileler yanıyor. Karşıda çatışma izliyoruz. Ben de fotoğraf çekiyorum. İşte derken köye işte bir havan atmaya başladılar YPG'liler. Köyün arkasında bir üs var. Üsse doğru bir saldırı gerçekleşmeye başladı. Yani 300 metre uzaklıkta üs bize. Ve havanlar gelmeye başladı işte. Birinci havan, ikinci havan, üçüncü havan. İşte havanın çıkış sesini duyuyoruz. 7-8 saniye sonra düşüyor. Köyün yakınında yani bizim bulunduğumuz evin yakınında bir yere düşüyor. Bu atışlar işte belli bir süre sonra inanılmaz bir boyuta geldi yani. Şöyle neredeyse dakikada 10 tane falan havan düşüyor ve evin etrafına düşüyor yani. Şarapnel parçaları cama falan geliyor. İlk havanlar düşmeye başladığında ben dedim ki yani bu efsane, içeri girelim hani burada havanın ne yani buraya vurabiliriz, bizi de vurulabiliriz diye. Bunlar biraz güldüler hani ya olmaz ya zaten işine bak gibisinden bir muhabbetti. İşte bu işler ciddileşmeye başlayınca herkes tabii korktu, biz içeri geçtik. Bir evin içerisinde iki katlı bir ev, alt kata geçtik. Alt katta güvenlikli bir odada saklanıyoruz ve sürekli havan geliyor. İşte camlar patladı, artık düşen havanların kıvılcımları evin içerisinde. İnanılmaz gergin bir ortam.
işte kafamız yerlerde derken benim telefon çaldı. Telefon şeyden, Gaziantep Valiliği'nden gelmişti. Gaziantep Valiliği Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nda. Dediler ki Uğur Bey, işte bu saatte içeri girmişsiniz, kapıdan içeri girmişsiniz. İçeri girişler yasaklandı. Siz de neredeyseniz dışarı çıkın. Ben de dedim ki ben buraya başka kanaldan arkadaşlarla gelmiştim. Onlar gittiler. Ve ben şu an çok zor bir durumdayım. Zaten şu anda ateş altındayım. İstesem de dışarı çıkamam. Mümkünse siz gelin beni alın. Yani ben tabii bu lafı öylesine söyledim. Tamam dedi, kapattı. Ve biz şey devam ediyor. Havan atışları devam ediyor. Evin içerisi artık çığlıklar, mığlıklar. Evin içerisinde aileden bir iki tane kadın falan da vardı. Dışarı çıkamıyoruz çünkü her tarafı vuruyorlar. Köydeki her taraf ateş altında. Beni bu sefer işte valilikten sonra TSK'dan aradılar. Dediler ki işte Uğur Bey içerideymişsiniz. Evet içerideyiz. Nedir durum? Dedim böyle böyle ben bu köydeyim. Ve bu köy ateş altında. Çıkamıyorum yani istesen de çıkamam. O yüzden aracım da yok. Ya bu burada bekleyeceğim. İşte sabah bir yolunu bulacağım. Ya da siz gelip beni alın dedim. Tamam dediler bize konum at. Gelip alacağız seni. Tabii ben aslında inanmadım yani. Bu havan atışları zaten çok uzunca bir süre devam etti. Köydeki hemen hemen bizim evde dahil olmak üzere hemen hemen her ev vuruldu. Havan atışları biraz hafifleyince biz ev sahibinin arabasını atladık koşturarak. Işıkları yakmadan köyden kaçtık. Bir 10 kilometre öbür tarafta bir güvenli bir eve geçtik. İşte evde çaylar falan yapıldı. Ben de işte yarın tekrar o cepheye giderim falan diye düşünürken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müdahale aradılar beni. İşte konumda mısınız? Dedim ki ben hayır yer değiştirdim. Yeni konum atın diye. Konumu attım. Geldiler. Araca attılar beni. Çıkarttılar. Bayağı sorumlu bir geceydi.